Ve bakıyorsunuz bugün İslam aleminde mesela en başta kader anlayışı. Evet hocam. Yani bakıyorsunuz Soma'da bir facia oldu. Oradaki vatandaşlarımız ne yazık ki hayatlarını kaybettiler. Bir sürü aile perişan oldu. Bakıyorsunuz yetkililerden öbürlerine kadar ne yaparım takdir ilahi böyledir diyor. Kader böyledir diyor falan. Yani kader dedi git maden ocağında tedbirini almadan şunun bunun üç kağıtçılığı ya şunun bunun için karı neticesinde böyle bir facia yaşa sana perişan olsun öyle mi dedi Allah? Yani Allah'a da iftira. İftira tabii. Bugün Müslümanlar birbirlerini öldürüyor. Birbirleriyle savaşıyor. Bu da mı kader? Yani Allah ey Müslümanlar gidin birbirinizi öldürün mü dedi. Evet. Oysa ayeti kerime diyor ama katere müminen mutammiden fecezav cehennemu haliden fiha ebeden diyor. Kim bir kişiye karşılık ediyorsun. Olmadan yahut savaş olmadan birini öldürür, birini öldürürse ebedi cehennemdir diyor. En başta bakıyorsunuz ne edip yapıyorsa insanlar diyorlar Allah böyle yazmıştır. Kader kısmet böyledir. Nerede çıktı bu kader anlayışı? Cahili anlayışı hortladı. Hortladı evet çünkü hocam. O toplum travma yaşadı. Vicdanları rahatlatmak için ne yaparım? İşte Allah öyle yazmıştı. Yönetim haksızlıklar yapıyor. Ne yaparım? Allah bunları başımıza getirdi. İtaat etmemiz lazım. Deyip cahili anlayışın, cahili dönemindeki kader anlayışı hortladı. Yönetim babadan oğula geçen saltanata dönüştü. Yani Kisralığa dönüştü. Efendim, Bizans yönetim şekillerine dönüştü. Bakıyorsunuz bir sürü din adına hurafeler uyduruldu. Tasavvufi bid'atler ortalık kapladı. Ve Müslümanlardaki o aklı kullanma, vahiy, arı duru alıp ikisini beraber çalıştırarak o medeniyeti sürdürme potansiyeli maalesef öldü.